Bu hastalarımız uzun tedavisi uygun gördüğümüz hastalarımız. Uzman doktor Özgür Aslan, Bolu Abab İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan ozon tedavisi hakkında merak edilenleri anlattı. Ozon normalde zaten atmosferde bulunan bir gaz, kararsız bir molekül, oksijen O2'dir, bu da O3 olarak formunda. Hastalarımıza biz ozon tedavisini arkanızda gördüğümüz jeneratörden, ozon jeneratöründen saf oksijenden elde ediyoruz. Genellikle %95 oksijen, %5 ozon miktarı şeklinde hastalarımıza veriyoruz. Bu hastalarımız, ozon tedavisi uygun gördüğümüz hastalarımız genellikle romatizmal hastalıklar. Ondan sonra tedavi dışarıda daha diğer yöntemlere daha zor olan tüm hastalıklarda, hormon regülasyonlarında, hücre yenilenmelerinde, kronik yaralarda, hormonal bozukluklarda, geniş bir portföydeki hastalarda ozon tedavisi uygulayabiliyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında yayınlanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğinin ardından modern tıp ile alternatif tıp birleşerek insanlara şifa kaynağı oluyor. Ulaban İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT merkezinde hastaların kanının alınıp ozonla aktive edilerek tekrar vücuda verilmesi işlemi olan ozon tedavisinde hastadan tek kullanımlık steril vakum bulunan şişeye 100 cc kan alınıp alınan kana 100 cc ozon ekleniyor ve kan hücreleri olan al yuvar, ak yuvar ile reaksiyona girerek hastaya geri veriliyor. Böylece kan, ozon veya normal kanı değil, ozonla aktive olarak kana dönüşüyor. Şimdi bu bizim hastamıza uyguladığımız majör ozon tedavisi dediğimiz bir tedavi yöntemi. Hastamıza bir damar yolu açıyoruz. Damar yolu açtıktan sonra yaklaşık 100 cc kanını steril vakumlu sitratlı tüplere alıyoruz. Bu 100 cc kanı aldıktan sonra hastanın kondisyonu, hastalığı, fiziki durumu ve kaldırabileceği dozla ozonunu cihazımızdan ayarladıktan sonra 100 cc kana 100 cc ozon veriyoruz. Ozonla karıştırdıktan sonra kanı hastaya geri veriyoruz hastaya. Ozonlanmış kanı vücuduna geri vermiş oluyoruz. Bu sırada zaten bu ozonlanmış 100 cc kan diğer kanıyla karıştıktan sonra etkisini göstermeye başlıyor. Aslan, ozon tedavisinin kimlere ve ne kadar süreyle uygulandığını anlattı. Haftanın 2 günü yaklaşık olarak 6 hafta, 12 seans öneriyoruz. Tüm romatizmal hastalıklarda, şeker hastalarında, kondisyon düşüklüğünde, halsizlik, yorgunluk gibi hissedenlerde, hormon bozukluklarında hastalarımız 5. 6. tedavi seanstan sonra rahatladıklarını, ondan sonra kondisyonunun arttığı, ağrılarının geçtiği hissediyorlar. Hem seans aralığı hem de seansta kullandığımız ozon miktarı değişiyor. Dozunu hastanın kondisyonuna göre, fiziki durumu hastanın durumuna göre ayarlıyoruz. Balıkesir Altınoluk'tan tedavi olmak amacıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne başvuran hasta Çetin Özbey'in eşi Azize Nursel Özbek, ozon tedavisini araştırıp fayda sağlayacağını düşünerek geldiklerini ifade etti. Özellikle eşime faydalı olacağını düşündüğüm için hastamı getirdim. Özgür Bey ile görüştüm. Faydası olur mu olmaz mı diye bilgi aldım. İnternette artık çocuklarla konuşup araştırdım. Bağışıklık sistemi, damar yolları yıpranmıştı. Onlar için faydalı olacağını, şeker hastası, ona da yardım edebileceğimi söyledi Özgür Bey. Onun için karar verdim ve şimdi getirdim. Bugün ikinci seansı.